daha önce örneği görülmemiş bir şey değil. Yani Rus gizli servisleri daha önce de Batı'ya iltica etmiş muhalifleri ya da eski kendi ajanlarını bu şekilde zehirleyerek ortadan kaldırmak istemişlerdir. Hatta başarılı oldukları örnekler de vardır. Bu defa da daha önce KGB'de çalışan ama İngiliz gizli servisi için köstebeklik yapan, yani hani bir yerde Ruslar açısından baktığınızda ülkesine ihanet eden bir eski Rus ajanı İngiltere'ye yerleştikten sonra işte zehirlendi, ölümle boğuşuyor. Hala da tam maddenin ne olduğunu da tespit etmiş değiller. Bu da Soğuk Savaş döneminde bile görülmeyen şiddette bir diplomatik krize yol açtı. Pek çok ülke, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkelerinin çoğu, işte Avustralya, Kanada filan gibi Rus diplomatları sınır dışı etmeye başladılar. Tabii Rusya da buna karşılık veriyor. Fakat bununla da kalmadı. NATO'dan yapılan açıklamalar bu sınır dışı olaylarından önce ciddi miktarda bir istihbarat paylaşımının özellikle NATO üyesi ülkeler arasındaki, Türkiye buna dahildir, yapıldığını ve Rusya'nın istihbarat toplama ağına çok ciddi bir darbe vurulduğunu söylüyorlar. Bu sınır dışı edilen ve haklarında sınır dışı edilme kararı olan diplomatlar üzerinden. Türkiye henüz bir diplomatını, bir Rus diplomatını sınır dışı etmiş değil. Fakat NATO üyesi olması çerçevesinde tabii NATO kararlarına katılmış oluyor. NATO'daki 7 Rus diplomat da aynı şekilde sınır dışı edilmiş ya da akreditasyonları iptal edilmiş durumda. Ama Türkiye'de bunu bir kimyasal silah saldırısı sayıp kınamış durumda, Rusya'nın adını vermese de. Tabii bu dünyada yeni bir soğuk savaş mı başlıyor? Bu sorulara yol açtı. Niye soğuk savaş deniyordu bir kere eskisine? Onu şey yapalım. Yani eskiden bir Sovyetler Birliği vardı. Şimdi Rusya Federasyonu oldu o rejim değişikliğinden sonra ve Amerika Birleşik Devletleri vardı. Bu ikisinin elindeki nükleer silah gücü o kadar yüksekti ki dünyayı defalarca kere yok etmeye yetecek miktardaydı ve hani ilk vuruşu yapan bile hayatta kalmayacağı için bir 3. Dünya Savaşı çıkmıyordu. Yani bunun bir garantisiydi. Dehşet dengesi deniyordu buna. Yani öyle bir yok edici güç vardı ki böyle bir şey. Fakat Sovyetlerin çökmesinden sonra hani dünya tek kutupluya döndü dendi. İşte bu nükleer silahların sınırlanması anlaşmaları devreye girdi. O daha önceki döneme soğuk savaş denmesi işte sıcak savaşa dönüşmeme ihtimali yüzündeydi. Şimdi oysa bir çok kutupluluk var. Yani sadece Rusya ve Amerika yok. Artık mesela Çin gibi çok büyük bir güç var. Elinde nükleer silah olan güçler çok fazla, ülkeler çok fazla. Avrupa Birliği siyasi bir güç olmasa da ekonomik bir güç olarak ortada. Sınır aşan terörizm soğuk savaş dönemiyle karşılaştırılamayacak kadar can yakıyor. İşte El-Kaide'den tutun IŞİD'e kadar, tabii bizim burada baktığımızda PKK eylemlerine kadar, yani yerel düzeyde de küresel düzeyde de pek çok sınır aşan terör eylemleri sorunu var. Bütün bunlar son derece tabii patlayıcı, parlayıcı, hatta hani bir kimyasal maddenin parlaması gibi düşünün, parlayıcı bir ortam, siyasi ortam oluşturuyor. Bu gerilim dolayısıyla kendisini bu işte eski Rus ajanı, İngiliz gizli servisine köstebeklik yapan eski Rus ajanının zehirlenmesi olayında ortaya çıkıverdi. Ve yıllardır biriken, işte Ukrayna krizi yüzünden, Baltık krizi, Suriye krizi filan yüzünden biriken gerilim bu şekilde kendini açığa vurdu. Burada kalır mı bilmiyoruz. Çünkü Rusya'nın da herhangi bir geri adım atma niyeti yok. Tabii son zamanlarda şöyle bir şey oluştu. Rusya ve Çin'in ciddi anlamda bir ittifakı görülüyor. Bu ittifakta kendini özellikle şöyle gösteriyor. Pasifik bölgesinde, Pasifik Okyanusu bölgesinde Rusya Çin'in çıkarları doğrultusunda ona destek veriyor. Dünyanın bu bölgesinde de işte Orta Doğu, Avrupa, Avrasya bölgesinde de
Çin Rusya'nın çıkarları doğrultusunda destek veriyor. Bunu örneğin Suriye olayında çok açık bir şekilde görüyoruz. Şimdi bu nereye doğru gider? Sonsuza doğru gitmez. Yani mutlaka bir noktada ya gerilim düşecek ya da daha fazla artacak, daha sert tedbirlere başvuracaklar. Fakat tabii bu süreçle beraber hem NATO üyesi ülkeler hem Rusya karşılıklı tatbikatlara, askeri tatbikatlara da başladılar. Dolayısıyla hani hepimizin selameti için bu savaş rüzgarlarının dinmesi gerekiyor. Onun da yolu diplomasi gibi görünüyor. Fakat çelişki tabii diplomatlar geriye çekiliyor. Böyle bir tehlikeli durumdayız.